Adam biriydi. Onun da 2 gün önce bulunduğu açıklandı. Şimdi eşi Sümeyye Yılmaz bir basın açıklaması yapacak. Sözü ona veriyorum. Herkese merhaba. Ben Sümeyye Yılmaz. Sizlerle eşimin kaçırma hikayesini ve devamında yaşadıklarımı paylaşmak istedim. Eşim Mustafa Yılmaz 1 Ekim 2018 tarihinde gözaltına alınıp sonrasında tutuklanmış ve 8 Ocak 2019 tarihinde de 6 yıl 3 ay hükümle birlikte tahliye edilmişti. Eşim tahliye edildikten sonra eşim fizyoterapist ve tahliye edildikten sonra kendisine güç bela bir iş buldu ve işe başladı. 19 Şubat 2019 sabahı da işe giderken saat 7.30 sularında darp edilerek ve başına beyaz torba geçirilerek Ankara'daki evimizin önünden siyah transporterla kaçırıldı. Eşimin akıbetini açıklamaları adına yetkilileri harekete geçirmek için ulusal ve uluslararası birçok kuruma başvurdum. Ancak bu süreçte adli ve idari kurumlara hiçbir şekilde adım attıramadım. Sivil toplum kuruluşlarının desteğiyle sesimizi duyurabildik. Onların desteğiyle haklı olan mücadelemiz güçlendi. Biz diyorum çünkü bizler Şubat ayında sadece 15 gün içerisinde kaçırılan 6 aileydik. Hepimizin eşlerinin kaçırılma hikayeleri farklı, kaçırılma sonrası yaşadığımız hukuki süreçler benzerdi. Hatta aynıydı diyebilirim. Bugünlerde öğreniyorum ki eşlerimiz bırakıldıktan sonraki eşlerimizin fiziki görünümü ve yaşadığımız hukuki süreçler de benzer şekilde devam ediyor. Neden mi? Şöyle ki benim eşim de onların 3 ay önce bahsettikleri gibi 20-25 kilo zayıflamıştı. Beti benzi soluktu, cildi soğuktu, elleri buz gibiydi. Bunların da olmasının nedeni de ben yetersiz beslenmekten, karanlık ortamda uzun süre kalmaktan, gün ışığını yeterince alamamaktan ve kansızlıktan olduğunu düşünüyorum. Eşim de ayrıca birçok talebi oldu benden. Bu talepler de önceden bırakılan 4 kişinin ailesine eşlerinin yaptığı taleplerin aynısıydı. Bunları yerine getirmemi istedi. Diğerlerinde olduğu gibi 8 ay boyunca kendisinin bir yerde saklandığını söyledi. Avukat istemediğini, kendisiyle ilgilenecek bir avukatın beni arayacağını söyledi. Bu benzerlikler kaçırma olaylarının tekelden birileri tarafından yürütüldüğünü gösteriyor. Bana bunu düşündürtüyor. Eşimle ilgili birçok çelişki ve benim cevaplandıramadığım birçok soru var. Bunlardan bazıları şunlar. Eşim madem iletişim araçları olmaksızın saklandı, o zaman onun için yaptığım bu girişimleri nasıl öğrendi? Bana neden böyle talepleri var? Diyelim ki bir şekilde öğrendi ve öğrenebilme fırsatı vardı. O zaman biz böylesine derbeder olurken madem saklanıyordu bize neden haber vermedi? Benim tüm iletişim bağlarım açıktı ve eşim numaramı ezbere biliyordu. Bana bir şekilde ulaşabilirdi eğer gerçekten saklanıyorsa. Ayrıca eşim bizi hiçbir şekilde habersiz bırakmadı. Yani işe giderken bile sabah öğle akşam görüşürdük biz eşimle. Habersiz bırakmadı. Bizi habersiz bırakacak da biri asla değildir. Bize ulaşabilecek fırsatı olsaydı bir şekilde mutlaka haber gönderirdi. Ancak benimle hiçbir şekilde iletişime geçmedi. Biz 245 gün boyunca karanlıkta yaşadık ki ona da yaşamak denirse. Şimdi de eşimin çıkıp da ben saklandım demesi inanın hiç inandırıcı değil ve ben buna inanmıyorum. Eğer iddia edildiği gibi eşim saklandıysa o zaman benim adli ve idari kurumlardan istediğim taleplerim neden etkili şekilde karşılanmadı? Eşim emniyet güçlerince aranıyordu. Ben onlarla işbirliği içinde çalıştığımı ve eşimin bir an önce ortaya çıkarılıp yargılanmasını talep ettim. Bununla ilgili de birçok delil sundum. Ancak bu taleplerim karşılanmaksızın şu an eşimin saklanıyorum demesi akla mantıksal bir açıklama değildir. 245 gündür yaşadıklarımızı anlatan mantıklı bir gerekçe ise hiç değil. Eşim hakkında arama kararı olduğunu nasıl öğrendi? Madem saklandı, arama kararı olduğunu nasıl öğrendi? Biz eşimle kaçırılmadan önceki akşam okulumla ve işle ilgili planlarımızı yaparken sonra bir anda ilham geldi de eşim saklanmaya mı karar verdi? Saklanmaya karar verdiyse bize neden haber vermedi? Biz ailesine neden haber vermedi? Eşim kaçırılmadan 42 gün önce yargılanmış ve dosyası şu an istinafta. Buna rağmen bir arama kararı olup olmadığını öğrenebilmesi mümkün müdür? Böyle onlarca çelişkili durum varken ben eşimin saklanıyorum dediği ifadeye nasıl inanayım?
Eşimin ortaya çıkarılması için bundan tam bir ay önce Sakarya Caddesi'nde farkındalık oluşturmak için eylem yapmak istedik ve akabinde kısa bir açıklaması yapacaktık. Ancak buna izin verilmedi. Eşimin annesi, babası alana gelmeden gözaltına alındılar. Biz de Ömer Faruk Gergerlioğlu ile birlikte kısa bir basın açıklaması yapmak üzere Sakarya Caddesi'ne devam ettik. Buna izin verilmedi. Aksine kendisinin emniyet amiri olduğunu düşündüğüm biri eşim hakkında "o hain, hain o, yurt dışına kaçtı, firar, devlet hainleri korumaz" demişti. Eşime kim ne haklı kesin yargı hükmü olmaksızın hain diyebilir? Eşim madem yurt dışındaydı şimdi neden kara fırça karakolunda ortaya çıktı? Devlet vatandaşının güvenliğinden mükelleftir. Bu devlet olmayı gösteriyorsa, gerektiriyorsa eşimin güvenliğini sağlamak için neden etkin ve etkili soruşturulmalar yürütülmeden böyle yargısız insaf infazlar yapılmakta? Biz demokratik bir hukuk devleti değil miyiz? Ayrıca eşimin şu an istinafta olan bir dosyası varken neden gözaltına alındı? Büyük ihtimalle de eşim konuşmasın, süreçte yaşadıklarını anlatmasın diye de büyük ihtimalle tutuklanacak. Mükerrer bir gerekçe göstermeden mükerrer bir tutuklama söz konusu değildir. Bunu hukukçular daha iyi bilir. Bu bağlamda eşim hangi gerekçeyle tutuklanacak? Ben eşime bu konudaki durumu anlattığımda ve avukatımızın kendisini son derece iyi savunacağını söylediğimde ise eşim ısrarla avukatı istemediğini söyledi. Madem kendi kendine teslim oldu, neden avukat istemiyor? Beni arayacak denilen esrarengiz avukatı nasıl buldu? Bu avukat kimdir ve madem eşimin vekaletini aldı o zaman neden benimle iletişime geçmiyor? Tüm bu çelişkilerin ortasında büyük sorumluluk eşime atfedilmiş durumda görünüyor. Bir yandan yapmadığı işleri kabul etmesi bekleniyor. Diğer yandan da bizim sağlığımızla ilgili endişe ediyor. Ben eşim istemiyor denilerek susturuluyorum. Eşimin avukatını sadece birkaç dakika dahi görmesine fırsat verilmiyor. Nedeni ise eşin yetişkin birisi kendi kararlarını verebilir ve avukat istemiyor. Ben zorlama ikna edeyim gibi söylemlerle karşılaşıyorum. Bunlar topu eşime atma politikaları ve yine bir şekilde her şey kılıfına uyduruluyor. Bakın karşında mücadele ettiğim kişiler çok güçlü. İnanın çok güçlüler. Ellerinde bütün imkanları var. Eşimin kendi saklandığı iddiasını kanıtlamak için her şeyi yapabilme fırsatları var. Ben normal bir vatandaşım, sıradan bir vatandaşım. Her şey ayan beyan ortadayken eşimin saklanıyorum demesi ve hatta çektiyse de bununla ilgili bir video çekmesi eşimin gerçekten saklandığının delili değildir. Tüm 245 günlük süreç detaylı bir şekilde araştırılmadan, incelenmeden böyle bir şey söz konusu değildir. Bunların tehdit altında yapıldığını düşünüyorum. Eşimle ilgili hukuki sürecin kaçırıldığı günden itibaren başlatılması gerekiyor. Sadece gözaltına alındığı süreçten itibaren değil. Bu bağlamda adli ve idari kurumlara büyük sorumluluk düşmekte. Ben buradan kendilerine sesleniyorum. En büyük insan hakkı ihlallerinden olan zorla kaybedilme vakasına mağdur olan eşimin dosyasının kaçırıldığı günden itibaren başlayarak etkin ve etkili bir şekilde yürütmelisiniz. Zorla kaybedilme insanlığa karşı işlenen suçlar olup zaman aşımı yoktur. Bu suçlara ortak olmamalısınız. Ayrıca eşimle ilgili mücadeleme devam edeceğim. Nedeni ise eşimin dosyasıyla ilgilenen savcı ve polisler eşimin artık güvende olduğunu, kılına dahi zarar gelmeyeceğini bana söylediler. Bu durumda önceki endişelerinden daha az endişem olması nedeniyle mücadeleme daha güçlü şekilde devam edeceğim. Hak arama mücadelesinin uzun soluklu bir mücadele olduğunu bu süreçte öğrendim. Ve ben bu mücadeleyi devam ettirmeyi düşünüyorum. Çünkü biliyorum ki sonuna kadar haklıyım ve susmanın haklarından feragat ettiğimin göstergesi olacağının da farkındayım. Bu nedenle uzun soluklu mücadelemde herkesin desteğini bekliyor olacağım. Bu sürece dek ve bundan sonraki süreçte de yanımızda olan, bize destek veren herkese sonsuz teşekkür ederim. Sezgin Hocam buyurun. Evet. Aslında her şeyi konuştuk. Yani şimdi adliyeden geliyorum. Yine aynı dönemde kaçırılan Özgür Kaya'nın bugün 34. Arıza Mahkemesi'nde duruşması vardı.
Zorla kaybedilme, evet, insanlığa karşı suçtur ve organize bir biçimde devletin güvenlik güçleri, istihbaratı ve yargı işbirliği içerisinde maalesef ama maalesef bu kaçırma vakaları tam da ortasındalar. Neden bunu söylüyorum? Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne sessiz kaldılar. Bizim yaptığımız bütün müracaatları reddettiler ve bilgi vermediler ve birdenbire de ortaya çıktılar. İlk önce 4 kaçırılan vaka Temmuz ayında ortaya çıktı. 2 gün önce de Mustafa Yılmaz ortaya çıkarıldı. Çok tipik bir zorla kaybetme vakası ve Ankara'nın merkezinde oldu bunlar. İstanbul'da oldu, Antalya'da oldu. Ama ne tesadüftür ki aynı yerde ortaya çıktılar. Ankara'da ortaya çıktılar. Çok ağır bir insanlığa karşı suç işlendi ve bu suçu örtmeye çalışıyorlar. Ama örtemeyecekler. Bunu ifade edeyim. Tıpkı daha öncekilerde olduğu gibi örtemeyecekler. Çok açık vakalar. Ben buradan şu anda sorguyu yapan güvenlik güçlerine, ifade alacak savcıya ve hakime sesleniyorum. Sizden önce suç işlenmiş olabilir ki işlendi. Ağır bir suç. Hiç olmazsa bu saatten sonra suça ortak olmayın. O suçu gizlemeyin. Açığa çıkarılması noktasında yardımcı olun. Yoksa iştirak kuralları uyarınca sizler de ileride bu suça ortak olacaksınız ve yargılanacaksınız. Bunu buradan ifade ediyorum. Bir de bugün yaşadığım bir olayı anlatmak istiyorum. Biraz önce gerçi paylaştım ama buradan da paylaşmak istiyorum. Özgür Kaya aynı koşullarda kaybedilmişti Temmuz ayında. Bugün ilk duruşması 34. Arıza Mahkemesi'nde yapılıyor şu anda. Saat 9.30'da adliyeye gittim. Danışmadan duruşma salonunu ve mahkemenin nerede olduğunu sordum. 5. katta olduğunu söylediler. Saat 10.10 kala duruşma salonunun önünde bekledim. Kapı açılmadı. Daha sonra yazı işleri müdürüne gittim. Duruşma zaman başlayacak dedim. Bilgim yok dedi. Sonra eşleri ve yakınlarıyla birlikte tekrar sormaya çalıştık. Öğrenemedik. Fakat avukat mesaj yazmış eşine duruşmadayım diye. Duruşma salonu kapalıydı. Bir daha yazı işleri müdürüne sordum. Neden duruşma listesi duruşma salonunda değil diye. Bilgi veremem dedi. Ve duruşmanın başka bir salonda yapıldığı konusunda bilgi aldım ama yazı işleri müdürü adliye içerisinde 34. Arıza Mahkemesi'nin hangi salonda duruşma yaptığı bilgisini benimle paylaşmadı. Talimatı mahkeme başkanının aldığını ifade etti. Dolayısıyla saat 9.30'dan 11.30'a kadar adliyede olmama rağmen ve duruşma salonlarını dolaşmama rağmen, başsavcı vekili ve üye hakimle görüşmeme rağmen bu duruşmanın, kaçırılan Özgür Kaya'nın duruşmasının hangi salonda yapıldığını öğrenemedik. Eşi ve yakınlarıyla birlikte duruşmaya giremedik. Gizli bir duruşma olsa bile ilk önce bu gizli kararının aleni bir duruşmada alınması lazım ve sonra duruşmanın boşaltılması lazım. Ama mahkeme başkanının talimatıyla duruşma salonu bizlere bildirilmedi ve adliyede bu duruşmaya giremedik. Şimdi başka bir şey daha ifade edeceğim. Kayıtlara geçmesi aslında. 34. Arıza Mahkemesi yeni kurulan bir mahkeme ve bu kaçırılma vakalarından sonra kuruldu. Eylül ayında göreve başladı. Eylül ayında ve bu ilk duruşması. Olay şu. 4 ayrı vaka var, kaçırılma vakası. Bu 4 ayrı vakanın duruşması normal koşullarda 4 ayrı mahkemede yapılabilirdi. 4 ayrı arıza mahkemesinde. Yani UYAP sistemi uyarınca. Bunun önüne geçmek için Temmuz ayının sonunda, Ağustos ayında 34. Arıza Mahkemesi'ni kurmuşlar. Ve o tarihten sonra açılacak mahkeme şeylerin, davaların o mahkemede görülmesini sağlamışlar. Böylece bu 4 ayrı kaçırma vakası aynı mahkemede görülecek. Bu mahkeme de bu davalardan sonra kurulmuş mahkeme. Bakın burada çok önemli bir yargı mühendisliği var ve siyaset mühendisliği var. 4 ayrı bir mahkemenin, çünkü bir hakim, bir başkan başka bir tutum alabilir. Onun önüne geçmek için de özel mahkeme kurmuşlar ve böyle bir yargı düzeni var. Ve bugün ben Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkan Vekili olarak bu duruşmanın adliye içerisinde hangi salonda yapıldığını öğrenemedim. 2 saat boyunca. Böyle bir yargı düzeni var. Dolayısıyla bu kaçırılma vakalarından sonra yargı eliyle de bunun üstünün örtülmesine ve açığa çıkarılması durumu da devam etmekte maalesef. Bunu da paylaşmak istedim. Yarın da bildiğim kadarıyla 34. Arıza Mahkemesi'nde duruşma olacak
Ben bütün insan hakları savunucuları, avukatları yarın 34. Arıza Mahkemesi salonuna gitmeye davet ediyorum. Ben de olmaya çalışacağım büyük ihtimalle ama avukat arkadaşlarımızı, insan hakları savunucularını hiç olmasa yarınki o duruşmanın başlangıcında o duruşma salonunu bulup duruşma salonunda hazır olmaya buradan çağırıyorum. Teşekkür ediyorum. Konuyla ilgili soru bütün MİT personelinin yargılandığı davalara bakmak mahkeme diye bir haber vardı. Yine Ankara 34. Ağır Ceza Mahkemesi HSK tarafından görevlendirilmişler. MİT personelinin davalarına bakmakla görevlendirilmiş. Bunlar arasında bir ilişki olduğunu düşünüyor musunuz? Yani bunu da yeni duydum tabii. 34. Arıza Mahkemesi'nin yani yeni kurulduğunu ve bu davalara dördüne birden bakacağını bugün öğrendim. Bu da yeni bir bilgi tabii. Dolayısıyla bakın yani şöyle bir şey var. Yani bunlar her şeyden bağımsız, ondan sonra böyle tesadüfen olan işler değil. Dolayısıyla olaya özgü heyet oluşturulmuş, mahkeme heyeti oluşturulmuş ve olaya özgü herhangi bir şey olmasın, yani kendi istemleri dışında bir işlem olmasın önüne geçmek açısından da özel heyetler atanmış. Böyle anlaşılıyor. Çünkü bu olayın ortasında istihbarat örgütlerinin ve güvenlik güçlerinin olduğu açık. Yarın öbür gün böyle bir yargılama da olursa bu mahkemede olacak. Dolayısıyla yani birbirine tesadüf değil. Bakın Ankara'da 33 tane arıza mahkemesi var. MİT'le ilgili davaların da özel olarak bu mahkemeye yetkilendirilmiş olması bir tesadüf değildir. Bunlardan çıkaracağımız çok sonuç var. Duruşmaya gizli olabilirler mi? Şöyle, usulün 182. maddesi uyarınca kamu güvenliği nedeniyle veya kamu ahlakı nedeniyle gizli kararı verilebilir. Ama gizli kararının aleni duruşmada verilmesi lazım. Ondan sonra duruşma sonunun boşaltılması lazım. Ayrıca yine usulün 187. maddesi uyarınca kapalı karar yani gizli kararı verilse dahi mahkeme duruşma salonunda olabilecekler konusunda istisna karar verebilir. Ben duruşma salonunda olsaydım, eşi duruşma salonunda olsaydı yani usulün 187. maddesi uyarınca duruşma salonunda bulunmamız için özel karar isteyecektik. Mahkeme karar da verebilir, vermeyebilirdi. Eğer vermeseydi duruşmadan çıkacaktık. Ama bunun bile yani usul kurallarının, bu açık usul kurallarının Ankara Adliyesi'nde işlenmesine engel oluyorlar. Bakın yani kapalı kararı verse orada zorla duracak halimiz yok duruşma salonunda. Ama bunu bile avukatlar şeyden, avukattan demeyeyim, avukat da çünkü bu işten sorumlu ve kendisini Ankara Barosu'na şikayet edeceğim. Bütün bu avukatları kendiliğinden görev alan, nasıl görev aldıkları belli olmayan ve yakınlarına bilgi vermeyen, duruşma salonu konusunda bile yakınlarına bilgi vermeyen bu avukatları ben bizzat kendim şikayet edeceğim. Böyle bir düzen var. Yani yurttaştan, eşinden, annesinden, babasından kaçırılan ve mahkeme başkanı talimatıyla duruşma salonu bildirilmeyen. Yani böyle bir durum var. Şimdi sözü duygularını bizimle paylaşması için Mustafa Yılmaz'ın annesi Nevin Yılmaz'a veriyoruz. Sağ olun. Hepinize çok teşekkür ederim. Bu süreçte yanınızda olduğunuz için sayın vekillerime, bütün İnsan Hakları Derneği'nin savunucularına, herkese çok teşekkür ediyorum. Tabii ki birazcık mutluyuz. Bir haber aldık. 8 aydır perişan olmuştuk. Hepimiz bu dönemde aldığımız haberle mutluyuz. Ama sayın vekilimin de söylediği gibi, gelinimin de söylediği gibi bu olayların arkasında sadece adalet istiyoruz. Hiçbir şey istemiyoruz biz. Sadece adalet istiyoruz. Devletten farklı bir şey istemiyoruz. Herkese olan adaletten istiyoruz. Ama bu adalet adalet değil. Önceden benim çocuğum suçluyduysa neden bırakıldı? Neden bu süreç yaşandı? Bunu neden bizle bilgilendirmediler? Bizler sokağa, inanın şuraya gelirken korkarak geldim. Şimdi yine bizi gözaltına alacaklar diye. Naci Bostancı'dan bir ay boyunca şey istedim. Randevu istedim. Ama meclise vardığım zaman beni meclise koymadılar. Meclisin önünde ağlıyorum. Feryat ediyorum. Yavrum nerede? Bana bir haber verin. Polisler yok, biz bir şey yapamayız. Gel şurada bir su içirelim, şey içirelim. İçmiyorum ben, sizin suyunuzu içmiyorum. Hak git buradan, meclisin önünden dediler.
Burası milletin meclisi değil mi? Ben neden gidiyorum? Çocuğumdan neden bir haber alamıyorum diye feryat ettikçe polisler başka yere müracaat etmişler polisler. Eşimle çok zor anlardan C kapısından aşağı meclisin alt tarafına oturduk. Bir de oturduk ki baktık 3 tane büyük minibüsle polis, ya 2 kişiyiz. Meclise girdik, X-ray cihazlarından geçtik. Siz neden bizi orada şey yapmadınız? O kadar polis. Ya niye geldiniz siz buraya? Seni tutuklayacağız. Hayır, tutuklamanıza ne gerek var? Suç işledim mi? İşlemedim. Bura meclisin, herkese açık bir alan. Meclisin alt tarafı, parkın kenarında oturuyorum. Yok biz seni tutuklayacağız. Neden tutukluyorsunuz dedim. Artık polislere dedim ki yuh size dedim. Utanmıyorsunuz da dedim. 8 ay boyunca bir benim peşimde gezeceğinize, 65 yaşında 60 yaşında bir kişilerin peşinde gezeceğinize dedim. Çocuğumu arasaydınız şimdiye bulurdunuz siz dedim. Ankara'nın göbeğinde dedim. Neden dedim, neden yapıyorsunuz bunu dedim. Ondan sonra çektim gittim, artık merhamete mi geldiler? Utanma duyguları mı kabardı, bizim peşimizden gelmediler. En son olayımız da bu yani. 4-5 kere gözaltına alındık. Neydi suçumuz onu da bilmiyoruz. Sadece evladımızı aramakta suçumuz. Hepinize çok teşekkür ederim. Birazcık mutluyum. Adalet yerine gelirse daha mutlu olacağız. Biz anne, babaları, eşleri, çocukları bu kadar arkasında olduğunuz için hepinize çok teşekkür ediyorum. Evet, Ankara'da İnsan Hakları Derneği'nde kaçırdık.